Merhaba, tekrar ben. Söz sanatları videomuzun birinci bölümünü yüklemiştik. İzlediğinizi umuyorum. İkinci bölümüyle karşınızdayız. Haydi başlayalım. Bir önceki videomuzda benzerlik ilişkisinin bulunup bulunmaması açısından söz sanatlarını grupladık aslında. Bu videomuzda daha farklı söz sanatlarına yer vereceğiz. İlkiyle başlayalım. Uygunluk, tenasüp. Nedir tenasüp? Aynı kavram alanına giren sözcüklerin aynı cümle ya da dizede kullanılmasıdır. Bu sözcükler birbirine yakın iki dizede de kullanılabilir. Yine uygunluk sanatı vardır diyebiliriz. Örneklerimizi bir inceleyelim bakalım neymiş. Kalbin bir çiçek bahçesi gibi güller, sümbüller açıyor. Şimdi çiçek bahçesi deyince çiçek isimleri söylersem eğer çünkü çiçeklerin hepsi yani şöyle söyleyelim. Çiçek bir genel kullanımdır. Ama gül, sümbül daha özel kullanımdır. Dolayısıyla bu sözcükler çiçek evreninin içinde yer aldığı için birbirine yakın sözcüklerdir. Yani aynı kavram alanına giren sözcüklerdir ve burada uygunluk sanatını oluştururlar. İkinci örneğimiz bu gece, bu gökyüzü, bu yıldızlar bana hep seni hatırlatır gece, gökyüzü, yıldız bunlar hep böyle gökyüzüyle ilişkili olan sözcüklerdir. Yani yıldız nerede olur? Gökyüzünde olur. İşte geceyi, gündüzü nerede görürüz? Gökyüzünde görürüz. Yine burada da aynı kavram alanına giren sözcüklerin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla uygunluk sanatı vardır demeliyiz. İkinci söz sanatımız çift gerçek anlamlılık dediğimiz söz sanatı. Diğer bir ismiyle tevriye devriyeden aklınıza gelsin. Devir iki yön arasında, iki kutup arasında gidip gelmek gibi aklınızda kalsın. Neymiş bakalım bu söz sanatımız? Sözcüğün iki farklı temel anlamda kullanılmasıdır. Burada amaç akla ilk gelen anlamı değil, uzak anlamı sezdirmektir. Nasıl yani? Şimdi bir sözcük olacak, iki farklı temel anlamı olacak bir de üstüne üstlük e, akla ilk gelen anlamı değil, daha uzakta kalan anlamı olacak. Hmm, ustalık isteyen bir söz sanatı. Bakalım. Bu yüze düzeltiyorum. Bu güzel yüze bir ben gerek. Şimdi baktığınız zaman, yani bir e, leke, siyah leke olarak düşündüğünüz zaman, evet bu yüzde olabilir. Ve bu ben sözcüğünün temel anlamlarından bir tanesi. Ancak burada kastedilen şey bu değil. Yani diyor, seni bir yanağından öpeyim, işte yanağına bir dokunayım. Bunu kastediyor. Orada birinci tekil şahıs anlamı kastedilerek kullanılmış bir güzel bir kullanım var. Burada tevriye sanatının örneğini görüyoruz. Çift gerçek anlamlılık. İkinci örneğimize bakalım. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Şimdi baki sonsuz demek. Şimdi sonsuz kalan bu kubbede bir huş sadaymış. Yani e, sürekli duyduğumuz bir ses. Evet bu anlam çıkıyor buradan. Ancak kastedilen şey bu değil. Baki dediğimiz bir şairdir. Ve burada kendisini kastederek söylüyor aslında bunu. Baki dediğimiz kişi bu kubbede yankılanan bir sestir diyor. Yani ben kalıcıyım, sonsuzum demek istiyor şairimiz. Bence güzel bir söz sanatı. Devam edelim bir yenisiyle. Yeni söz sanatımız bilmezden gelme yani tecavülü arif. Hmm, neymiş bakalım bu tecavülü arif? Bir olayın gerçekleşme nedeni bilinmesine rağmen bilmiyormuş gibi davranma sanatı. Bilmezden gelme yani evet. Nasıl bir şeymiş bakalım tecavülü arif? Şakaklarıma kar mı yağdı? Ne var? Allah Allah yani bu şakaklarındaki beyazlık ne için? E, bal gibi biliyorsun işte yaşlanıyorsun kardeşim demek istiyor insan ama çok güzel bir şekilde anlatmış bunu. Şakaklarındaki bu beyazlık neden var diye soruyor şair. Burada hem istifam dediğimiz soru sorma sanatı var hem de tecali arif dediğimiz bilmezden gelme sanatı var. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Hadi canım diyesi geliyor insanın ama şimdi burada şair gerçekten bilmediği için söylemiyor bunu. Çok güzel kullanımlar bunlar, çok hoş kullanımlar ve alanın yani tecali arifin ya da bu söz sanatlarının en güzel örnekleri. Şimdi gökyüzünün başka rengi olduğunu tabii ki şair de biliyor. Ancak burada bir şeylerin farkındalığından bahsediyor. Yani yaşama getirdiği güzellikler, kötülükler bunlar bizim bakış açımızı değiştirir, zenginleştirir, güzelleştirir. Etrafı algılayışımızı şekillendirir. Aslında bu anlamları anlatmaya çalışıyor. Daha tabii pek çok anlam çıkarılabilir bir şair, şairin dizesinden ya da şiirinden. Şöyle toparlayalım. Burada şairimiz şakaklarının beyazladığını yani yaşlandığını elbette ki biliyor. Ya da gökyüzünün farklı renkleri olduğunu tabii ki de biliyor. Ancak bilmezden geliyor. Yani tecavüle arif sanatını kullanıyor. Yeni söz sanatımız güzel benzetme yani hüsnü talil. Neymiş bakalım bu? Bir olayın gerçekleşme nedeninin Başka ve daha güzel bir nedene bağlanması sanatıdır. Daha güzel bir neden. Burası bizim kilit noktamız. Nasıl yani? Şöyle ki. Şimdi örneğimiz şu. Sen geldin diye bahar geldi bu şehre. Hatta bir şehrin işi gücü yoktu, senin gelmeni bekleyecekti. Şimdi gerçek anlamıyla baktığınız zaman böyle bir şey çıkıyor ortaya. Hayır efendim. Sen benim gözümle bakacaksın bu olaya. Yani bu şehre baharın gelmesinin sebebi. İşte aylardan Nisan Mayıs olması değil senin gelmen. Burada işte güzel benzetme dediğimiz, Hüsnü Tali dediğimiz söz sanatını görüyoruz. Ya da birçok giden memnun ki yerinden çok seneler geçti dönen yok seferinden. Şimdi burada aslında çok güzel bir yani güzel benzetme ya da Hüsnü Tali sanatının bence en güzel örneği var karşımızda. Ölümü anlatıyor çünkü. Şimdi ölen insan geri dönebilir mi? Ya ben dün öldüydüm bir güzel öldüm var ya diye bize bir şeyler anlatabilir mi? Tabii ki de anlatamaz. Oraya giden insanlar dönmek istemiyorlar mı sanki? İşte burada sanki e, orası çok güzel olduğu için dönmek istemiyorlarmış gibi ölüm gibi ağır bir konuyu güzel bir nedene bağlayarak bize daha güzel bir şekilde anlatıyor. Gidenler yerlerinden memnun, orada daha güzel bir hayat yaşıyorlar. O yüzden dönmüyorlar diye bize güzel güzel anlatıyor. Yine burada da güzel benzetme dediğimiz Hüsnü Tali sanatını görüyoruz. Diğer söz sanatımız zıtlık ya da tezat. Bunu da ayırt etmek kolaydır. Bir sözcüğün zıt anlamlısıyla birlikte kullanılması sanatıdır. Nasıl yani? Yani iki tane zıt anlamlı sözcüğü birbirine yakın bir şekilde kullanacağız. Aynı cümleye de aynı dize içinde. Gecem gündüzüme karıştı ders çalışmaktan. Gece ve gündüz burada zıt anlamlı sözcüklerdir ve bir arada kullanılmıştır. Zıtlık yani tezat dediğimiz sanatı görüyoruz burada. Aç tok, zengin fakir demeden bütün insanları kucaklarım. Burada da yine aç tok birbiriyle zıt anlamlı sözcükler. Zengin fakir yine birbiriyle zıt anlamlı sözcükler. Dolayısıyla bu iki örneğimizde zıtlık diğer bir ismiyle tezat sanatını görüyoruz. Yeni sanatımız hatırlatma yani telmih. Herkes tarafından bilinen bir olayı hatırlatma sanatıdır. Nasıl yani? Şöyle. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Şimdi Bedir, Uhud, Hendek savaşlarını Az çok biliyorsunuzdur. Yani savaşta ne olduğunu hatırlasınız da hatırlamasanız da Bedir Savaşı dendiği zaman aklınızda Hı, evet öyle bir şey vardı diye bir düşünce canlanıyor. Dolayısıyla burada Bedir'in aslanları diyerek burada Bedir Savaşı hatırlatılmak istenmiştir. Burada hatırlatma yani tenmiş sanatını görüyoruz. İkinci örneğimiz gökyüzünde İsa ile Tur dağında Musa ile elindeki Asa ile çağırayım Mevlam seni. Şimdi İsa Peygamberimiz, hani bunu biliyoruz, tanımayan yoktur. Aynı şekilde Musa da Peygamberimiz, onu da bilmeyen yoktur. Burada işte İsa ve Musa Peygamberler aracılığıyla onların mucizeleri de hatırlatılmak istenmiştir. Dolayısıyla bu örneğimizde de yine herkes tarafından bilinen, kabul edilen olaylar hatırlatılmıştır. Dolayısıyla da hatırlatma sanatı yapılmıştır. Bence Türk halkın en çok sevdiği söz sanatı var karşımızda, abartma sanatı. Diğer bir ismiyle mübalağa. Bir şey olduğundan çok ya da az gösterme sanatıdır. Şimdi çoğu biliyoruz. Nasıl yani işte e, elinize bir kıymık batar ve dünyaları yıkarsınız, canınız çok acımıştır. Abartma sanatı aslında tam da böyle bir şey. Peki ya az göstermek, oğlundan az göstermek nasıl oluyor? Maaş konusunda genellikle bunu yaşıyoruz. Ama gerçekten birçok kişi e, hak ettiğinden az maaş alıyor. Neyse sosyal meselelere değinmiyoruz. Abartma sanatı nedir? Şimdi bakalım örneklerimize. Yaptığı diyetle tüy kadar kalmış. Kardeşim sen ne kadar diyet yaparsan yap tüy kadar hafif olabilir misin? Olamazsın. Olamazsın. Dolayısıyla burada abartma sanatını görüyoruz. Bir şey olduğundan az göstermişiz burada. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. Şimdi burada altı çizili bir bölüm yok gördüğünüz gibi. Çünkü bunun tamamı yani bu dizemizin tamamı abartma sanatına örnektir. Ölüm indirmede gökler, bir gözünüzün önüne getirin gökyüzünden ölümün yağdığını. Bunu şekli şemali tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Aynı şekilde ölü püskürmede yer. Yerin de ölen insanları püskürttüğünü düşünün bir yanardağ gibi. Bence abartma sanatının en güzel örneklerinden bir tanesi. Ve bir diğer e, söz sanatımız soru sorma, istifam. Bu e, tecahüle arifi anlatırken bundan bahsetmiştim. Aynı örneği burada da kullandım. Yani soru sorma sanatı işte bir duygu ya da düşünceyi güçlendirmek adına onu soru sorarak anlatma sanatıdır. Şakaklarıma mı yağdı ne var? Bu cümlede hem tecahülü arif yani bilmezden gelme var hem de soru sorma yani istifam sanatı var. İkinci örneğimiz hani benim olacaktın. İşte olmamış demek ki. Burada da yine soru sorma sanatını görüyoruz. Ve böylelikle söz sanatları konusunu bitiriyoruz. Yeni videolarla karşınızda oluncaya kadar kendinize sağlıkla bakın, hoşçakalın.